Boom YouTube. Selamlar, merhabalar. Nasılsınız? Umarım çok çok iyisinizdir. Uzun zamandır beklediğiniz, sizlere çekmek için söz verdiğim bir videoyu önünüze koyacağım arkadaşlar. Bu videoda minyon dalgarını nasıl kontrol etmeniz gerektiğini sizlere göstereceğim. Yani slow push, push, lane frizi nasıl yapılır? Bunları tek tek anlatacağım kamerayla kayıt olmayacak. Dikkatiniz dağılmasın. Bana dikkat vermeyin. Direkt oyuna dikkat verin diye kamerayla çekmeyi düşünmüyorum. Haydi videoya geçelim. Bu arada atacağınız like'larla bu tarz videoların ne kadar çok gelmek istediğini göstermiş olacaksınız bana. Bu videonun patlayacağını düşünüyorum ben çünkü hepinizin buna ihtiyacı var. Videoya like'larımızı atalım. Ondan sonra pür dikkat videoya geçelim. Hiçbir saniyesini kaçırmayın. Let's go. Arkadaşlar, minyonlar koridorda 3 farklı şekilde durur. Ya reset çizgisinde yani orta çizgiye, ya rakibe doğru ya da bize doğru durur. İlk olarak sizlere push veya shove yani koridoru ittirmekten bahsedelim. Koridoru ittirebilmek için minyonları en hızlı şekilde kesmeniz gerekiyor. Bunun en büyük avantajlarından biri kendi minyonlarınızı rakip kuleye öldürtüp rakibe altın ve XP kazandırmamaya yarıyor. Peki bir koridoru ne gibi durumlarda itmemiz gerekiyor? Rakibinizi öldürdüğünüzde sizin minyonunuz fazlaysa minyonları ittirmeniz gerekiyor. Rakip oyuncu koridoru gelene kadar kendi minyonlarınızı rakip kuleye öldürmüş olursunuz ve o oyuncu altın ve tecrübe kazanamaz. Bu sırada siz eni çoktan itip base 60 gelmiş olursunuz. Geldiğinizde minyonlar tekrardan reset çizgisinde olmuş oluyor. Ancak siz ittiniz karşı jungle minyonları tutmaya geldi. Bu durumda bir şekilde o adamı kule altına ittirmeniz gerekiyor. Aksi takdirde lane'i dondurtup bir daha minyon almamanıza sebep olabilir. Sonra haritada derin totem atacaksanız koridoru ittirebilirsiniz. Adamların jungle'a totem atacaksanız lane'i ittirebilirsiniz. Ejder, vadi, baron fight'lere dönmeye yakın koridoru ittirmeniz gerekiyor. Rakip kuleyi almak için koridoru ittirebilirsiniz. Takım savaşı istiyorsanız koridoru ittirebilirsiniz. E, İlla ki koridoru ittirmenize gerek yok. İttirmeyip wave'i slow push'a e bırakabilirsiniz. Şimdi diyeceksiniz ki abi slow push ne demek? Bunu da anlat dediğinizi duyuyorum. Yavaş bir şekilde lane ittirmeye deniliyor. Yani Türkçe mecale yavaş bir şekilde lane ittirmeye deniliyor. Normal lol'de bunu yapmak için rakip minyonlardan 3 tane büyücü minyon bırakmanız yeterli. Ancak White Drift için bakacak olursak basitçe anlamanız için sizin minyon sayınız rakibin minyon sayısından çok olması, fazla olması gerekiyor. Bunu yaptığınızda rakibin minyonları sizin minyonlarınızı dövemeyeceği için wave'in yavaş yavaş rakibe ittirildiğini göreceksiniz. Bir yerden sonra baktığınızda rakibin koridorunda dev bir minyon ordusu olduğunu göreceksiniz. Rakipteki split push şampiyonunu oraya çekip 5v4 kalacak şekilde fight ya da next objective belirleyip o görevleri yerine getirmeye çalışmanız gerekiyor. Ha, rakip iten şampiyonun teleportu var abi. İtip hemen gelebilir diyorsanız da zekice oynamanız gerekiyor. Rakibinizi fayta e zorlayıp karşı split push şampiyonunu teleport kullanmaya zorlayıp bir adım geri çıkmanız gerekiyor. Teleportunu kullandıktan sonra tekrardan lane'inize gidip iteceğiniz lane'i slow push'a bırakıp bu sefer rakibinizin teleportu olmadığı için 5v4'ü garantilemiş ve görevlerinizi yapabilecek duruma gelmiş oluyorsunuz. Peki rakip aynı işlemi bizzat bize yaptı. Ne yapmamız gerekiyor? Yapmanız gereken takımınıza ölmeyin. Rakibi barona sokmayın. Lane'i pushlayıp geleceğim demeniz gerekiyor. Tabii ki de bu söylediğim şeyler tekli dereceli maçlarda yapılması zor olan şeyler beyler. İlk önce bunu belirteyim. Başka bir konu rakibin minyonlarına da slow push yaptırabilirsiniz. Bu nasıl olur diyorsanız. Genellikle rakibi koridor aşamasında öldürdükten sonra yapabilirsiniz rakibin minyonları sizin minyonlarınızdan fazla ise bakın altını çiziyorum rakibin minyonları sizin minyonlarınızdan fazla ise 1-2 fazla olacak şekilde bırakıp base atarsanız siz üstünüze dönüp gelene kadar koridor size doğru slow push yapacak Koridorunuza geldiğinizde hem güvenli bölgede oynamaya devam edeceksiniz hem de üstünlüğünüzü korumuş olacaksınız. Eş zamanlı olarak rakibinizi minyon etmek için lane'in ilerisinde oynatmış olacaksınız. Yani jungle gank için rakibinizi kıvama getirmiş olacaksınız. Unutmayın rakibinizi öldürdükten sonra sizin minyonlarınız fazlaysa lane'i pushlayın. Değilse lane'i slow push'a bırakın. Sizin minyonunuz fazlaysa lane'i pushluyorsunuz. Değilse minyonu Slow push'a bırakıyorsunuz. Diğer bir konu, e, ne vardı? Mesela friz vardı. Friz, Türkçe mecali minyon dalgasını dondurmak anlamında kullanılıyor. Rakibin minyonları sizin minyonlarınızdan fazla ise canı fazla olan minyonlara vurmuyorsunuz. Sadece son vuruş yaparak kolidörü donduruyorsunuz. Böylece minyon dalgası sabit kalıyor. Eğer minyonlarınız biterse rakip minyonlar ve kendi kuleniz arasında durup rakip minyonları hasarınıza üzerine alıp yani agrosunu minyonların üstünüze alıp kendi minyonlarınızı beklemelisiniz. Bunu yaparken minyonlara vurmamanızı gerektiğini unutmayın. Filiz yapmanın avantajları nelerdir diyeceksiniz. Öncelik avantajı güvenli bölgede oynayıp yiyebileceğiniz baskının riskini azaltırsınız. Veya rakibi yapacağınız baskınlar için zemin oluşturursunuz. Çünkü adam açıkta oynatmış olursunuz. Açıkta oynayan, adamı gören jungle oraya çadır kurar arkadaşlar ve çok free kill olmuş olur. Rakibe milyon kaybettirmiş olursunuz. Her adam minion son vuruş hattına geldiğinde rakibi zonlarsanız çok çok daha karlı olursunuz. Tabi elinizdeki şampiyona göre bu değişir. Ayrıca koridorda friz yaparken üstünlüğünüz varsa adama bir kalp atmışsınız, bir item üstünsünüz adamdan. Üstünlüğünüz varsa Rakip oyuncu minyonları görmek için yakınlaştığında ona altın ve tecrübe kazandırmamak için ha bire skill spamlarsınız. Buna da zonlamak deniliyor. Arkadaşlar çok sağlam bir içerik oldu. Umarım işinize yaramıştır. Umarım beğenmişsinizdir. Ahmet Can'a da buradan çok teşekkür ediyorum. Ahmet Can dedi değil mi? Ahmet Enes'ti. Evet Ahmet Enes. Pardon karıştırdım. Ahmet Enes'e de buradan çok teşekkür ediyorum. Bana yardımcı oldu bu videoyu çekmemde. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atıp ne kadar istekli olduğunuzu bana gösterebilirseniz Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepinize tek tek teşekkür ederim. için bir şey demek istiyor musun? Aa, ben videoyu çekerken çok zevk aldım. Ee, açıkçası çok da şey öğrendim. Umarım insanlar böyle eğitici videoları ciddi alarak güzel bir şekilde izlerler. Hepsinde benim öğrendiğim gibi öğrenmeleri çok iyi olur. Videoyu beğenmeyi, like atmayı unutmasınlar. O kadar. Hepiniz yapıyoruz. Yeni görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.